İstemediğim devrim, devrim değildir sözü günümüzde hala kadın mücadelesinin vazgeçilmez sloganı. Göçmen, işçi, militan, teorisyen, anarşist, feminist Emma Goldman. O devrimi başkaları için, başka çağda yaşanacak ütopya olarak görmüyordu. Yıkılması gereken sistemin kesin reddi esastı ve bunun için ne bedel verilmesi gerekiyorsa geç kalmadan ödenmeliydi. Bunun için hayatına sürgün, tutuklama ve her türlü baskıyı sığdırdı. Emma Goldman hayal kırıklıklarından umutlar yaratan devrimci bir kadın. Düşünceleri ve eylemlerinden korkuluyordu. O yüzdendir ki Amerika'nın en tehlikeli kadını olarak ilan edildi. İşçi sınıfı direnişi ve kadın devriminin sembolüydü. Onu bu denli önemli kılan onun mücadeleci, gerçekten isyancı ruhuydu. Herkesin kızıl emmasıydı o. Ömrü boyunca devletin her türüne karşı çıktı. Birinci Dünya Savaşı sırasında savaş aleyhtarlığı yaptı, milliyetçiliğe karşıydı. 1919'da devrimin getirdiği coşkuyla Sovyetler Birliği'ne gitti, Lenin'le tartıştı. Tam bir dünya vatandaşıydı. Fransa, Britanya, Almanya, İsveç, Hollanda ve Kanada'da yaşadı. Freud'un derslerine katıldı. İspanya İç Savaşı'nda anarşistlerin yanındaydı. Tanrı tanımazlığı, özgür aşkı savundu. Doğum kontrolü için, eşcinsellerin özgürlüğü için mücadele etti. Kadının gelişimi, bağımsızlığı, özgürlüğü kendisinden gelmelidir. İlk olarak kendisini bir obje değil bir kişilik olarak ortaya koymalıdır dedi. Anarşist felsefe kadın hakları, sosyal haklar konularında sayısız çalışmalar yaptı, yazılar kaleme aldı ve dersler verdi. Emma Goldman'ı tek kalıba sığdırmak mümkün değil. Bazen ailesinin çizdiği kurallara karşı direnen, çocuk yaşta evlendirmek isteyen ve şiddet uygulayan babasının karşısına dikilen asi bir kız çocuğu, fabrikalarda işçileri örgütleyen bir sendikacı, radikal eylemleriyle bilinen bir militan, kendi yoldaşlarına karşı acımasız eleştiriler yönelten kadın hakları savunucusu, makaleleriyle ezberleri yıkan bir teorisyen olarak karşımıza çıkar. Emma, Emma'dır işte. Devrimin kızıl Emma'sı. Dolu dolu yaşamış devrimci bir kadının hikayesi onunkisi. Emma Goldman ya da herkesin bildiği adıyla Kızıl Emma 27 Haziran 1869'da Litvanya'da Yahudi bir ailenin kızı olarak doğdu. 13 yaşındayken ailesi St. Petersburg'a taşındı. Yahudi topluluğu için kıyım tehlikesi vardı ve ekonomik belirsizlik yoksullaşmayı derinleştirmişti. Emma bu dönemde okulu bırakarak fabrikada çalışmaya başladı. İlk okuduğu kitap, cinsiyetler arasında eşitlik için mücadele eden Vera'nın hikayesinin anlatıldığı Çernyşevski'nin Ne Yapmalı kitabı oldu. Emma'nın okuduğu bu kitap, sonraki yıllarda hayatının yönünü belirlerken bir başlangıç rehberi oldu. Ailesiyle birlikte 14 yaşında Amerika'ya göç etti. Bu ülke göçmen bir Yahudi olarak, terzi olarak yaşamını sürdürdüğü gecekondular ve kötü çalışma koşulları demekti. Bir de baba baskısı vardı ve 15 yaşında zorla evlendirilmeye çalışıldı. Buna karşı çıktı. İlk isyanın ardından kız kardeşleriyle birlikte evden ayrıldı ve düşük ücretle atölyelerde çalıştı. Emma Goldman, Haymarket bombalamasından sonra 4 işçi önderinin idam edildiği gün devrimci olmaya karar verdi. Yargılamalar sırasında 4 kişiye yargıcın, Haymarket bombalamasına neden olduğunuz için değil, anarşist olduğunuz için yargılanıyorsunuz sözleri devrimci olma kararı vermesinde etkili oldu. O zaman Emma Goldman 20'sindeydi ve 10 aydır ABD yurttaşlığı alabilmek için Rus bir göçmenle evliydi. Evliliği yürümedi ve ondan boşanarak New York'a taşındı. Anarşist bir dergiye yazılar yazmaya başlayan Emma, kalemini keskin kullanmaya başladı ve sendikal mücadelenin yetersizliğinden bahsetti. Kapitalizmin tamamen yıkılmasını talep edilmesi gerektiğini savundu. Çünkü Emma Goldman'a göre 8 saatlik iş günü kampanyası yalnızca bir saptırmaydı.
Fabrikalarda verdiği söylevlerde karşılaştığı soruları aradığı cevaplar onu daha geniş düşünmeye ve devrimin toplumsallaşması gerektiği konusunda netleşmeye götürdü. Anarşizmin temel tartışma konuları bireyin özgürlüğü, inanç, insanın toplumsal yetisi, dayanışma gibi konular üzerine okumalar yapmaya ve yazılar yazmaya başladı. Tam da bu döneme denk gelen bir makalesinde şu cümle dikkat çekicidir. Davamızın benim bir rahibi olarak davranmamı ve hareketinde bir manastıra dönüşmesi gerektiğini beklememeliyiz. Eğer bu anlama gelecekse ben bunu istemiyorum. Ben özgürlük, kendini ifade etme hakkını, herkesin güzel ve parlak şeylere sahip olması hakkını istiyorum. 1892'de bir yoldaşıyla birlikte Homestead, Pennsylvania fabrikasındaki grevi silahlı muhafızlarla bastıran Henry Clay Finch'e suikast düzenlemeyi planladı. Suikast girişimi planlama aşamasındayken başarısız oldu ve arkadaşı tutuklandı. Emma ise yeraltına çekildi. 1893'te işsizleri zor kullanarak ekmeklerini elde etmeye sevk ettiği suçlamasıyla tutuklandı ve bir yıl hapis cezası verildi. Tutuklanmasına neden olan konuşmanın bir bölümü şöyleydi. Zenginlerin sarayları önünde sesinizi yükseltin, iş isteyin. İş vermezlerse ekmek isteyin. Eğer ikisini de vermeyecek olurlarsa ekmeği almakta tereddüt etmeyin. En kutsal hakkınızdır o. Kızıl Emma 1906 yılında kendisine asıl şöhretini kazandıracak olan Dünya Ana yani Mother Earth adlı aylık dergiyi çıkarmaya başladı. 12 yıl yayın hayatını sürdüren dergi 10.000'in üstünde satıyordu ve bu dönemde ABD'yi baştan başa gezerek binlerce kişiye anarşist teori, modern tiyatro, kadınların özgürlüğü gibi konularda konuşmalar yaptı. 1910 yılındaki dergide yayınlanan bir makalesinde silahlı mücadele veren anarşist devrimcileri başkalarının günahını ödemek için kendilerini feda edenler olarak nitelediği için yoğun eleştiriye maruz kaldı ancak bu fikirlerinden vazgeçmedi. Bu Kızıl Emma'nın son tutuklanışı olmadı ve 1919'da doğum kontrolüyle ilgili broşürler dağıtmak yüzünden ikinci kez tutuklandı. Kısa süre sonra serbest bırakıldı. Emma 1. Dünya Savaşı'na gidilirken savaşa karşı net tutum aldı. Dergiyi savaş karşıtı bir platform haline dönüştürdü. Emma Goldman 1917'de zorunlu askerlik çağrılarını engellemekten tutuklandı ve 2 yıl hapse çarptırıldı. Bunun üzerine diğer istenmeyen kızıllarla beraber vatandaşlıktan atıldılar ve Rusya'ya sınır dışı edildiler. Emma'nın sınır dışı edilme celsesini yöneten Edgar Hoover onu Amerika'daki en tehlikeli kadınlardan birisi olarak nitelendirdi. Ekim devrimi yeni gerçekleşmişti ve 1919 yılında geldiği Sovyetler Birliği'nde ülkeyi gezerken gördükleri çoğalan bürokrasi, siyasi baskı ve zorunlu emek karşısında kendi deyimiyle hayal kırıklığı yaşadı. Sovyetlerle ters düşmesi ise 1921'de Kronstadt denizcileri ve askerlerinin Bolşeviklere karşı ayaklanması ve grevdeki işçilerle dayanışmasıyla oldu. Aralık 1921'de Sovyetleri terk eden Emma bu döneme ilişkin gözlemlerini ve tahlillerini Rusya'daki Hayal Kırıklığım ve Rusya'daki İlave Hayal Kırıklığım isimli kitaplarıyla anlattı. Emma Goldman 1936-1939 arasında İspanya'da Franco'ya karşı yürütülen mücadeleye aktif olarak katıldığı ve Anarşist Sendika Konfederasyonu CNT'nin uluslararası ilişkiler sözcüsü oldu. İspanya Savaşı'nda yenilerek ülkeyi terk eden kadın ve çocuklar için kaynak bulma çalışmalarıyla ömrünün son yıllarını geçirdi. Fransa, Britanya, Almanya, İsveç, Hollanda'da yaşayan Emma'nın modern tiyatronun toplumsal önemi, anarşizm neyi savunur, hayatımı yaşarken 1-2 Rus devriminin çöküş nedenleri kitapları yayınlandı. Kızıl Emma 1940 yılında Kanada'nın Toronto kentinde yaşamını yitirdi.
Bir devrimci nasıl yaşaması gerekiyorsa öyle yaşadım. Soluk almadan, düşünerek ve eylemde olarak diyen Emma hakkında pek çok kitap, makale yazıldı, yaşamı filmlere konu edildi. Bağımlılıkları az, bağlılıkları fazla olan Emma, evlilik, çok eşlilik, özgür aşk ve özgür cinsellik gibi 1960'lardan sonra ancak tartışılabilen konuları 19. yüzyılın sonlarında toplum içerisinde hem dile getirdi hem de bizzat yaşadı. O yıllarda devrimci kadın da dans eder dedi ve etti. Savunduklarını yaşadı, yaşadıklarını savundu.